Selamünaleyküm. Mutfaklarınız bereketli olsun. Allah'ın selamı, Allah'ın bereketi üzerinize olsun. Sevgili YouTube takipçilerimiz, bugün Kadir Gecesi adına sizlere helva yapacağız. Helva tarifi vereceğiz. Rabbim bütün Allah dostlarının, bütün müminlerimizin mübarek Leyla-i Kadir Gecesi mübarek olsun. İftarları kabul olsun Rabbim. Ramazanlarınız mübarek olsun. Sizlere bugün Kandil Gecesi olur da helva olmaz mı? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hatırlatmak adına sizlere bu tarifi sunuyorum sevgili YouTube takipçilerimiz. 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı unumuz, 1 su bardağı şekerimiz, 1,5 su bardağı kadar soğuk suyumuz. Şerbetimizi hazırladık. Kenara alıyoruz. 1 bardaktan yapıyoruz. Sizler bunun gramajını kişi karabalığına göre artırabilirsiniz. Evet, yağ olarak da sıvı yağ olarak da 1 çay bardağı. Bir parmak aşağıya sıvı yağımızı göz kararı döktük. Unumuza da bir pens tuz atıyoruz. Tadını öne çıkarsın diye şöyle küçük bir pens. Sakın abartmayın. Küçük böyle bir baklavalara attığımız tuz kadar küçük bir tuz atıyoruz. Ceviz biraz da ceviz katacağız biz. Sizler ceviz varsa ceviz, fındık varsa fındık veyahut da yer fıstığı, tuzsuz yer fıstığı da kullanabilirsiniz. Evet, yağımızı ocağımıza alalım. Güzel kokusu çıkınca pembe, böyle göze hitap edecek şekilde yağımızı ocağımızda unumuzla beraber kızartacağız. Hadi bismillah. Evet sevgili takipçilerimiz, suyumuzu onu söyleyeyim, hatırlatayım. Hazır sudan kullandık. Böyle bu lezzetli oluyor. Soğuk şerbet yapacaksanız eğer kesinlikle filtreden geçmiş sudan şerbeti kullanmanızı tavsiye ederim. Lezzet bakımından güzel oluyor. Ama eğer kaynamış su koyacaksanız eğer normal çeşme suyundan koyabilirsiniz. Ama soğuk şerbet yapmak istiyorsanız kesinlikle böyle hazır sudan kullanmanızı tavsiye ediyorum. Güzel karıştıralım şerbetimizi. Evet. Su bardağının ölçüsü 300 mg'lık. Yani 1 kiloya yakın su kullanıyoruz. Kenara alıyoruz. Evet, erimeyen yağımızı biraz erimesi gerekiyor. Kesinlikle böyle kabarcıklar çıktığı zaman bismillahirrahmanirrahim unumuzu ilave ediyoruz. Soğuk yağa dökmeyin ki kızartmanız güç olur. Şimdi ay gazımızın altını kısacağız. Bu aşamada kısıyoruz. Benim aygaz biraz daha horlu. Onun için küçük gözenizde siz yapıyorsanız eğer orta dereceli ateşte yapabilirsiniz. Yakmamanız gerekiyor kesinlikle. Böyle köpük köpük olması için. Yağınız köpürdükten sonra ununuzu ilave edin. Kesinlikle yakmayın. Çünkü içinde tereyağı var, hemen yanabilir. Dikkat. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Herkese şifa olsun inşallah. Rabbim bol rızık ihsan eylesin herkese. Dertlere deva, hastalara şifa, burlara eda ihsan eylesin. Bu mübarek Kadir Gecesi yüzü suyu hürmetine bütün darda olanların Rabbim darlarına yetişsin. Ne istiyorsalar, ne dilek diliyorsalar Rabbim onları gönüllerince kabul eylesin. Bu gecenin adına mübarek hem Ramazan gecesi hem Kadir Gecesi. Ya Rabbim nice Ramazanlara, nice mübarek günlere bütün ümmetini sen güzellikle, sağlıkla kavuşmasını nasip eyle ya Rabbim. Bütün dileklerimizle. Rızkımızı bol eyle ya Rabbim. Evet, bu şekilde kızartacağız. Evet sevgili takipçilerimiz, helvamızın şerbetini bismillahirrahmanirrahim. Şerbetimizi veriyoruz. Çok bu aşamada çok yavaş yavaş vermenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sıçrayabilir. Elinizde yanıklar oluşur Allah muhafaza. Onun için böyle çocuklardan uzak, kendinizden uzak aygazın gözesini alıp suyumuzu böyle yavaştan ilave ederek rengini güzel böyle altın sarısı gibi renginde kızartıyoruz. Evet. Bu şimdi 2 dakika içerisinde çekecektir suyuna. Evet. Güzel özleştirelim. Cevizini ben sonradan ilave edeceğim. İçerisine katmayacağım. Çünkü çocukların bazıları yemiyor.
Bir tarafını ceviz diyeceğim, bir tarafını ceviz demeyeceğim. Bizim bey öyle sade seviyor. Onun için. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Suyunu çekecek. Evet, gördüğünüz gibi tamamen çekti. Altını kısık ateşte. Pardon. Bu aşamada kapatıyoruz. Sizlere ilerleyen zamanda da yaz helvası tarifi vereceğiz. Sivas helvası nasıl yapılır? Tahinli helva. Tahinli helva yaptım. YouTube kanalımızda var. Fıstıklı tahin helvası yine sizlerle ilerleyen zamanlarda Allah izin verirse sizlerle paylaşacağız. Evet, kenara alalım. Evet, yapmış olduğumuz helvaların üzerine de böyle kırdığımız cevizlerden süslüyoruz. İster sıcak yiyin yanında lavaş, yufka pişirip yiyebilirsiniz. İsterse soğuk yiyin, tamamen size bağlı. Evet, şimdiden yapıp yiyecek olanlara afiyet olsun diyoruz. Bu Kadir geceleriniz mübarek olsun diyoruz. Dualarınız kabul olsun. Birbirinden tariflerde yeni yeni tariflerde güzel, tariflerde lezzetli tariflerde görüşmek üzere diyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Mutfaklarınızdan bereket, kalbinizden Allah sevgisi eksik olmasın diyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Abone değilseniz abonelerinizi beğenmeyi, paylaşmayı, bize yorum yapmayı, sizlerin desteğiyle ihtiyacımız olduğunu da belirtelim. Kanalımızın ilerlemesi için emek veriyoruz. Bu güzel mübarek gecenin adına herkese hayırlı, huzurlu, müjdeli haberlerle kapınızı çalsın Rabbim. Bol rızık ihsan eylesin diyoruz bu helvanın adına. Bu gecenin adına sizlere afiyet olsun diyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.